Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağını az önce tamamladık. 34 sporcu start aldı. Aslında 45 kaydımız vardı ama idari ve teknik kontrolden geçemeyen otomobillerimiz oldu. Şu anda finish gördük. Kazasız belasız temiz bir yarış oldu. Boğarkent'te 3. senemiz. Artık burasını evimiz gibi hissediyoruz. Sağ olsunlar yerel idarenin, başkanımız Mehmet Erol'un çok büyük destekleri var. Gayet keyifli bir organizasyon oldu. Hem sporcular açısından hem organizatörler açısından keyifli bir organizasyondu. İlerleyen etaplarda bu organizasyonu ilk başlarken 3 sene önce büyüterek ilerleteceğimizi söylüyorduk ki dediğimiz gibi oldu. Büyüyerek, genişleyerek geliştirdik organizasyonumuzu. İlerleyen etaplarda da inşallah uluslararası bir adaylığımız söz konusu olacak. Boğarkent'e ve buraya katılan bütün sporculara, Boğarkent halkına ve yerel liderlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten keyifli bir organizasyondu. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederiz. Boğarkent etabı parkur olarak gerçekten Türkiye'deki sayılı parkurlardan biri ve klasikleşecek bir parkur. 7,5 kilometrelik bir parkur içerisinde organizasyonu yapıyoruz. Gerçekten hem asfalt kalitesi hem virajların sıklığı gerçekten teknik bir parkur. Şampiyonada da daha kıymetli bir yer bulacağına inanıyoruz. Bugün Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 4. ayağını Boğarkent'te yaptık. Aynı zamanda burası benim memleketim sayılır, Denizli. O yüzden burasının ayrı bir anlamı var. Yarışçıların da, sporcuların da, kulüplerin de çok sevdiği bir parkur. Geçen sene de yine burada yarışmıştık. Bu sene de farklı bir araçla tekrar yarışma fırsatı bulduk. Dolayısıyla Türkiye'deki en uzun parkurlardan bir tanesi. O yüzden zevkli ve çekişmeli bir yarış oldu. Boğarkent'i seviyoruz. Buranın halkı da çok güzel. Yarışmacılara, sporculara kucak açıyor. Bu da bizi ayrıyetten mutlu ediyor. O yüzden yani isteriz ki bütün yarışlarımız her sene bir ayağı Boğarkent'te olsun. Hatta bu Boğarkent'teki yarışımız her geçen gün daha da yaygınlaşarak, büyüyerek ülke çapında diğer yarışlara da ev sahipliği örnek olsun istiyoruz. Çok güzel bir yarış oldu. Çok büyük bir katılım var. Çok fazla sayıda araba ve pilot vardı. Rekor düzeyde bir katılım oldu ve çok keyifli, heyecan dolu yarışlar izledik. Tabii Boğarkent parkuru özel bir parkur, farklı bir parkur. Yani yarışmacıların ilk günden söyledikleri şey Türkiye'nin en iyi parkurlarından bir tanesi. Hatta en iyi parkur olduğunu söylediler. İnşallah görüştük yetkililerle uluslararası düzeye taşımaya çalışacağız. Çünkü çok güzel bir parkur olduğunu söylediler. Boğarkent inşallah bu sefer dünya şampiyonasında bir ayak olsun istiyoruz. İnşallah onun da başvurularını yapılacak. Bizim için geleneksel bir hale geldi. Herkes de merak ediyor Boğarkentler'de her sene ne zaman yapılacak. Yine her sene biz bunu tekrarlayıp bunu yerleştirmeye çalışacağız. Boğarkent'in parkuru değerlendirilmesi gereken bir parkur bu spor açısından. O yüzden inşallah önümüzdeki yıllar daha da iyisini yaparak bu şekilde devam edecek. Boğarkent'te 3. yarışımı yaptım bu sene. Çok güzel, çok keyifli bir etapta yarıştık. Bu seneyi 1. olarak bitirdim kategorimde. Ev sahipliğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzeldi. Kesinlikle gelinip, görünüp yarışılması gereken bir parkur burası. Güzel bir yarıştı. Ben de yarıştım. Ben biliyorsunuz 30 küsur senedir mümkün olduğu kadar otomobil sporlarını meraklıyız, yarışıyoruz. Gençlerle yanaşmak istiyoruz. Güzel bir yarıştı. Ben mekanik sorunlar yaşadım. Ama sorun değil, yarışı bitirdik. Boğarkent gerçekten çok güzel bir parkur. İnşallah ileride uluslararası bir parkur olur, uluslararası yarışlar düzenlenir. Takip ediyoruz. Oh, my God.
Gerçekten örnek bir sporcu, örnek bir yarışmacı. Alkışlarımız tüm Kübra Denizci Keskin için. Kübra abi, neler söyleyeceksin bizim için? Ben de güzel bir yarış oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Elinizi indirebilir miyim? İkinci İbrahim Cabıcı ve birinci Sevcan Sağroğlu. İkinci sahibi oldu. Alkışlarla uğurluyoruz. Sinan Soylu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bahadır Sevinç ödülünü Boğaziçi Belediye Başkanı Sayın Mehmet Erol'dan alıyor. Çok zamanlı ekonomik kullanıyoruz.